Müziği ben şu an soruyordum. Onlardan duymak gerekiyor yani. Benim için çok güzel bir duydu. Süper bir iş arkadaşı. Çok güzel bir iş yaptı. Ben çok keyif aldım. Beraber çalışmaktan da büyük mutluluk duydum tabii ki. İkinci sezon başlıyor efendim. İlk sezonda olaylar olmuştu. Miray Hanım olsun, Lale Kıran olsun diyelim. Efendim bu sezonda neler olacak aslında? Çok ilk sezon kavga ve gürültüyle geçmişti aslında. Entrika, ayak oyunları, her şeyi görmüştük dizide ama bu sezon neler olacak acaba? Şimdi benden başlıyorum. Evet. Şimdi ilk sezonda bence herkes için bir kırılma yaşandı. Herkes bir kaybetti. İşte Aslı'nın, kuş Aslı'nın yatağına girdi. Artık kendine orada bir yer edinmeye çalışacak. Lale hayatında çok acayip bir karar verdi ve o kariyeri geride bıraktı. Kenan'la Lale ayrıldı. Efendime söyleyeyim, Müge sessizliği. Ama bunlar hayatta olan şeyler. Bunları izlesin insanlar, evet, izlesinler. Aynen, ondan sonra Şifanur bir anda karşımıza bambaşka bir şekilde karşımıza çıkacak. Demircan'ın oynadığı karakter Yusuf, o da aynı şekilde. Yani aslında hepimizin hayatında, hepimizin oynadığı karakterlerin hayatında bir chapter kapandı, yeni bir chapter açılacak gibi duruyor. İlk sezonda efendim yavaş yavaş kopuşlar başlamıştı aslında. Arkadaşlarınız sizi, en yakın arkadaşlarınız bırakmaya başlamıştı ama kim hatta ayak oyunları da başlamıştı. Efendim sizden başlayalım ilk. Yani ben açıkçası Müge gibi bir insanı oynamaktan çok keyif aldım. Biraz daha yakın olursak çok sevinirim. Şöyle. Açık konuşayım. Yani ben buraya geçeyim. Yani Müge gibi bir insan oynamak hakikaten çok keyifli. Çünkü normalde hani en yakın arkadaşıma öyle bir şey yapmam. yapamam. Açıkçası ya, onu oynamak hakikaten keyifliydi. Bu sezonda da yani oynadığım için biliyorum, biraz izleme şansım da oldu. Gerçekten Müge'nin hallerini, yaptığı şeyleri izlerken çok keyif aldım. Çünkü çok zaman geçti nefis, şekeri uzun zaman oldu. İzleyince ben çok keyif aldım. Yine var, olaylar var. Gene olacak. Sakin bir sezon dileklemiyoruz. Buraya hemen size dönmek istiyorum. İlk sezonda özellikle kavga gürültü demiştik. Başrolünde de siz vardınız. Neler söyleyeceksiniz? Bu sezon kavga gürültüye birazcık daha ara mı olacak yoksa tamamıyla kariyer odaklı mı olacak? Sezon artık kavganız gürültünüzü yapmış. Sonrasında kendi karakterin özelinde bulunduğu yerde tutunma çabasını göreceğiz. Belki biraz daha insani taraflarını ya da Aslı'yla birazcık da olsa empati kurabildiğimiz bir sezon olacak kendi adıma, ama çok heyecanlı bir sezon olduğunu söyleyebilirim. İlk sezonda size çok yorumlar gelmişti. Özellikle yapmış olduğunuz hareketlerden dolayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yorumları? Yani tabii ki Aslı gerçekten çocuğum olsa gerçekten hani kötü bir karakter. Beni de oynarken yok artık bunu da yapmaz dedirtti birçok yerde. Dolayısıyla bu sezon belki daha biraz daha masum olabilir. Ama çok keyifli yani oynamak. Ayak oyunlarından bahsetmiştik ama gerçek hayatta da bu tarz şeyler başlarınıza hiç geldi mi? Tek tek soralım size. Demiray Hanım, sizden devam edelim. Yani açıkçası benim başıma gelmedi, doğru söylemek gerekirse. Dediğim gibi yani böyle insanlar bu arada var. Hikayede işlediğiniz gibi karakterle sahip bir sürü insan var her sektörde. Eminim sizin de vardır. Ama ben daha ucuz yırtanlardan ve sıyrılanlardanım herhalde. Öyle negatif enerjiler gördüğüm zaman çok hayatıma dahil etmeyip çaktırmadan hemen yok oluyorum. Dolayısıyla ben yaşamadım. Bircan Hanım, sizden de devam edelim. Haberciliğiniz çok konuşulmuştu. Özellikle daha sonrasında da bir haber spikerliği teklifi de gelmişti. Teklif mi gelmişti? Geldi mi? Yok ya, öyle bir teklif nereden, nasıl ya? Ama çok ikna edici söyledin ya. Çok inanarak sordum. Hayır, şöyle geçmişte benim yani 2000, yok 2000 tabii ki. 2006. 2006'da böyle bir 2 senelik, bir 2-2,5 senelik bir kanal yolculuğum var, evet. Ondan sonra işi mutfağında öğrenmek istediğim bir dönemdi o ve gerçekten hani kanalların iç işleyişine dair çok fazla fikir sahibi olduğum. Öğrendiğim bir zamanım var, evet yani. O yüzden de bu rol geldiği zaman hani çok da bana yabancı gelmemişti açıkçası yani. Bunu da her daha evvel de söylemiştim zaten. Ama bu tarz oyunlar dersen ben de biraz o anlamda Miray gibiyim. Kendimizi korumayı sanıyorum, içgüdülerimizle biraz biliyoruz. O yüzden koruyamadığımız yerde de bilmiyorum yani, hiç başıma gelmedi benim. Ne yaparım, ne yapardım, nasıl davranırdım. Bilmiyorum ama sert olmamıştı. Yok ya yani, ama günün sonunda başarı, hani birini benim canıma kastedecek kadar
hırslandığı bir dünya tabii ki, yani bir kurmacanın içerisindeyiz. O da izlek yaratmak için, ama sanmıyorum yani o kadar uçlarda olsun gerçek hayatta. Kanal geçmişinizde olduğu için bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu diyelim. Yani o biraz... Ben şey, Kerem Çatay'dan bahsediyorum. Yani o birazcık normlar dışında bir adam olduğu için, yani ondan genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı ne de başka bir sektörle çok karşılaşabileceğini düşünmüyorum. Teşekkürler. İbrahim Bey, bu kadar güzel iltifatın üzerine siz neler söylemek istersiniz ilk öncelikle? Yani ne söyleyeyim? Birinci adına konuşacak olursak, hani bunun için söylenecek çok fazla bir şey yok. Benim en kıymetli, en değerli. Hayatım içinde de bu böyle. Başka söyleyecek bir şey çok, yok yani. Çok şey bir iltifat ettim, evet, ben bir anda. Evet, iltifat dedi, evet, gerçekten ama biraz da doğaçlama çıktı galiba. Evet. Evet. Bu sezonda İspanyol Hanım, siz de katıldınız. Siz neler söylemek istersiniz bu sezon için özellikle? Vallahi benim onların kavgası bitti, benim kavgam başlıyor. Evet. Ben ilk sezonda Güliz birazcık ha öyle mi okey falan deyip arkasındayım gitmişti. Şimdi kavgası başlıyor işte, sıra artık onun... O koltuk sevdasında mı diyeyim? Biraz o çekecek bakalım, çekecek. Koltuk sevdası bu sefer herhalde Miray'la bir kapışma olacak galiba. Vallahi biz herkesle kapışıyor ya. Hiç öyle bir rotası yok yani. Biraz onunla. Müthiş bir karakter ama çok keyifli. Oynamak çok eğlenceliydi. Böyle bir ekiple çalışmak zaten bambaşka bir şanstı. Evet, çok yani mutluyum gerçekten. Hepinize çok iyi ki varsınız demek istiyorum. Şaka bir yana gerçekten biraz önce söyledim. Yani hem bizim jenerasyondan böyle sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla bir arada olmak, biz ayrı ama gerçekten bizden sonra, yani burada bir jenerasyon hikayesi ve çarpışması var ya bir noktada. Gerçekten kendi jenerasyonum haricinde bizden bir sonra gelen jenerasyonun bu kadar kuvvetli kadın oyuncu temsilcileriyle, kadın ve erkek oyuncu temsilcileriyle aynı kuruldu. Yok yok, kadın değil. Hepimiz için. Şey yapmıyorum. Demircan'ı unutuyorum. Yani şu geçsem zaten. Hayır. Bizim jenerasyonun aynı. Onlar için. Yani o gerçekten hani Demircan olsun, Şifanur olsun, Miray olsun, hani gerçekten bizden sonra gelen en kuvvetli oyuncularla, genç oyuncularla çalışmak bizim için muazzam bir şey. Ben ayrıca bunu burada da tekrar söylemek isterim. Oyunculuktan da bahsetmişken efendim artık dünyaya açıldık. Hem dizilerimiz olsun, filmlerimiz olsun ve oyuncularımız olsun.